Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Yine her zaman yapmış olduğumuz aylık Instagram videomuzdayız bugün. Kimileri beğeniyor, kimileri beğenmiyor ama ben ayda bir defa da olsa sizlerin merak ettiği ve almayı istediği, nasıl gelecek, nasıl acaba kargo bize ulaşacak diye düşündüğü ürünleri alıp açmaya ve biraz olsun bakmaya çalışıyorum. Ve bu sefer yine yaz için çok istenen, beklenen, tercih edileceğini düşündüğüm bir ayakkabı var. Herkeste gördüğümüz tarzda bir ayakkabı arkadaşlar. Air Force 1 var. Hemen bakalım nasıl kalitesi, nasıl duracak ayakta, yakışacak mı, yakışmayacak mı? Biraz olsun görüntüsüne bakmış oluruz. Evet, açıyoruz. Ve All White Air Force 1 çıktı. Evet, hemen şöyle diğerini çıkartalım. Bu şekilde elimde çok büyük geldi bir an. Sen ne diyorsun? Fazla büyük geldi gözüktü. Evet. Ama bunlar hep öyle oluyor. Yani fazla kaba duruyor biraz. Fena değil arkadaşlar. Hafif büzüşmüş kutuda. Ama üstünde kullanılan bu materyallerden kaynaklı. Yapay deri biliyorsunuz kullanılıyor. Biraz hafif de ağır tabanları. Ağır kalın oluyor. Kalın. Kimileri daha hafif olabiliyor. Mesela hatırlarsanız geçen Air Force 1 React açılımı yapmıştım. Onun içi boştu mesela. Veya Flyknit'ler. Onlar çok boş oluyor. Çünkü üstünde kullanılan farklı oluyor. Evet, şöyle tabanından başlayalım. İkonik zaten Air Force 1 tabanı. Hepimizin çok iyi bildiği. Alt tarafta yastıklama yok. Aslında Air var büyüğü ama hiç hissedilebilir bir Air değil. Yani zaten Air çok seviliyor, çok tercih ediyor ama ben hiç rahat edemiyorum. Yani aslında tarz olarak düşünüldüğü için her şeyin altına gidiyor. Evet. Kalın kalın. Ben mesela bu tarzı, bu normal şey Dunk'lar var, AJ1'lerdense daha çok seviyorum. Onlar daha yere yakın, bu biraz daha yüksek ya. Doğru, daha böyle evet. Bulky, daha kalın, kaba bir görüntü veriyor. Hafif böyle işte bol eşortmanlarınızla veya oversize tişörtlerinizle daha güzel gideceğini düşünüyorum. Yaz içinde bundan iyi tercih bulunmaz herhalde, bembeyaz. Aynen. Çabuk hızlı kirlenecektir muhtemelen. Özellikle mesela dışarıda yürüyüp ediyorsanız bunu mahvedebilirsiniz çok çabuk. Bir de altlarına çok taş giriyor Air Force'ların şu yuvarlakları. Bir de şu simsiyah olacaktır. Ama hani en azından ucuz bir tercih olarak düşünülebilecek bir model. Yani sizler tarafından da isteniyor, bekleniyor. Fena değil, şöyle içinden şeylerini, kartonlarını çıkartalım. İçine şöyle bir bakalım. İçi de bu şekilde. Fazla kalın bir dili yok. Yanlardaki petlemesi de yine normal. Evet, çok rahat bir ayakkabı değil zaten. Ben bunu rahatlık için çok giydiğini düşünmüyorum. Sadece bunun içindeki tabanlığı çıkartıp daha rahat bir tabanlık koyabilirsiniz. Ama üst yapısı yine aşırı rahat olmayacaktır. Bu Flyknit'ler gibi değil çünkü. Flyknit versiyonları veya benim React aldım biliyorsunuz. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ama o React'in fiyatı 1200 lira falan çıkmıştı en son. Hani fiyat anlamında düşünülebilecek bir model. Zaten bunu da bu tarz ayakkabılara bakanlar için çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, gayet sade. Çok da bir tanıtıma ihtiyaç duymayan bir ayakkabı. Şöyle hafif arkasına istiyorsan bir bakalım. Ben bundan bir tane arkadaşlar hatırlarsınız boyama yapmıştım. Yapmaya çalışmıştım daha doğrusu. O tarz bir video nasıl izlenecek, neye benzeyecek gibi bir görmek istemiştim. Bir tanesini öyle kirletmiştim. Aslında bunu daha böyle yetenekli arkadaşlarım güzel güzel boyayabilir. Nike işaretlerine böyle drip yapıyorlar. Daha çok damla damla yapıyorlar. O açıdan hani uygun bir versiyon bakıyorum, nereden bulabilirim diyorsanız tercih olarak sunulabilecek bir ayakkabı bu. Arkası, önü, dilinde şöyle ufak bir beyaz Nike Air var. Mesela işte buradakini bazen söküyorlar, buraya farklı bir yapışkan bir renk desen veriyorlar. O tarz şeylerle daha çeşitlendirilebilir ve sizler için kendinize daha uygun bir yapıya sokulabilir. Hadi şimdi o zaman şunu giyelim, bakalım ayakta nasıl duracak. Asıl önemli olan nokta bu. Elde çok fazla gösterecek bir şeyimiz yok çünkü zaten hani çok bilinen bir ayakkabı modeli. Dediğim gibi biraz ağır hissettirdi ama ayakta bakalım nasıl olacak. Şöyle bakalım. Çok da büyük olmadı. Sanki böyle büyük olacak gibi bir şey yapıyor ama ince çorapla giymeme rağmen 45 numara aldım arkadaşlar. Bu hep Air Force'lar dıştan görüntüsündense ayakta daha güzel duruyor. Değil mi? Bence. Evet, fena değil. Ya biraz böyle sadece şey, böyle bir löp löplük oldu. 45 numara, belki 44 alabilirdim. Bana zaten veya olmuyor ya 36.5'u. Veya hep şey, 36 aslında daha kalın çorapla giymem lazım. Şu anda çok yazlık ince çorap giydim arkadaşlar. Ama zaten yazın giyeceğim diyorsun. Yani ama daha mesela böyle kalın çoraplarla giyiyorlar. Özellikle yurt dışında yaz kış fark etmiyor. Adam Timberland'de geziyor mesela. O tarz şeyler oluyor. Evet, bu şekilde. Yani normal. Fena değil. Daha beklediğimden rahat geldi arkadaşlar. Tabanlığı güzel muhtemelen. Daha kalın bir tabanlığı var. Şöyle yapılabilir. Hafif hava geldiğini hissediyorum ama mesela bir tane iğne alınıp arkadaşlar şunlardan daha çok delebilirsiniz. Çünkü hepsi tam olarak açık olmayabiliyor. Siz öyle daha fazla havalandırma yapabilirsiniz. Yani yazın bunda ayağınız... Ama o zaman da su geçirir.
Ha? Su zaten yazın giyeceksin bunu ama öyle düşün. Yani çok fazla su seni ilgilendirmiyor. Evet, güzelmiş. Ne diyorsun ayakta görüntüsü mesela eşofmanında? Ayakta güzel, tatlı ha? Oldu. Hani beyaz ayakkabı hep ha? Beğenirim ben. Evet, bir de bu biraz daha hafif böyle kalın kalın duruyor ya. Daha iyi bir tercih olabiliyor. Evet, bu şekilde aslında ayakta denemek istedim. Zaten bu ayakkabı hepinizin çok iyi bildiği, çok da fazla tanıtıma ihtiyaç duymayan bir versiyon. Benim o React aldığım mesela içi React'tı, daha farklı bir tasarıma sahipti. Onların üstünde daha çok konuşabildik ama biraz daha basit bir model. Bu şekilde bu ayakkabıyı bana gönderen Sportik TC sayfasına da teşekkür ediyorum. Bu şekilde ben de açıp sizlere gösterebilmiş oldum. Gayet de keyifli, güzel oldu. Kısa da bir video yapmaya çalışıyorum, çok fazla uzatmak istemiyorum. Eğer beğendiyseniz ve almayı düşünüyorsanız sayfayla iletişim için aşağıya link bırakıyorum arkadaşlar. Girin konuşun, iade şartları, kaç güne geliyor, nasıl, ne değildir detayları sayfayla konuşabilirsiniz. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bu bana çok hızlı geldi arkadaşlar. Yaklaşık 2 günde falan geldi. Genelde hızlı gönderiyorlar. Ama bu tam kapanma ve bayram süreçleriyle biraz gecikebilir. Ama sayfayla konuşursanız detaylı bilgiyi onlar verecektir zaten. Bu şekilde de bu ayki Instagram'dan aldığım ayakkabı açımını yapmış olduk. Bir sonraki videolarda neler görmek istiyorsunuz? Aşağıya yazın. Ben hangisinde hani yapılabilirse ona göre bir planlama yapıyorum. Sizlerin isteğine daha çok yer vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dice'de bugünlük. Out. Bembeyaz bir böyle ayakkabı. Pembe beyaz çok tatlı olmuş ya, oldun ya. Ya bu şöyle bir ayakkabı. Her sene alacaksan pisleteceksin. Atacaksın 3 ay giymek. 4 ay giymek. Çünkü gerçekten çok pisleniyor bazen bir daha temizlemeye. Gerçi boyalarla moyalarla da temizlenebilir bilemiyorum. Boyanabilir abi. Ama hani biraz daha bunun ucuz olması ve daha rahat giyip kullanıp atılması mantıklı olabiliyor birçok defa. Aynen. Evet biraz ama böyle löp löp. Daha kalın bir tabanlık giyebilirim yani mutlaka daha kalın bir tabanlıkla. Şu an bana olur güzel olur. Evet. Şöyle elde son bir defa daha üstünden geçelim istedim arkadaşlar. Videoyu editlerken baktım fazla ayakkabının üstüne dikkat etmemişiz. Aldığınız zaman da bu kalitede bir ayakkabı gelmesi gerekiyor. Üstteki materyallerden dikişlere her şey bu şekilde olması lazım. Ona dikkat edin. Yakın çekime ihtiyacı olan arkadaşlar olabiliyor. O yüzden şöyle bir yakın çekim yapmış olayım ben de. İçi dışı her şeyiyle. Bu şekilde olduğunu görün sizde. Evet. Diğer çiftimizde. Arması dahi hepsi mevcut. Evet. Bir sonraki videolarda görüşürüz tekrardan. Kendinize dikkat edin. Bye bye.